çuvalın kafasına. İş bitmişlerdi. Baksana nasıl gülüyorlar içeride. Ne gülüyorlar mı? Kahkahaları duymuyor musun? Yandı sen, gitti kız. Gitti mi? Kesin vermişlerdi diliği o herife. Veremezler. Direkt beni seviyor. Sevseydi evlenir miydi başkasıyla? Evlenemez. Kimseye kaptırmam ben onu. Hadi git kır şu kafayı. Ya kırayım da beni hapse alsınlar değil mi? Sen kır. Sen kıracaksın. Hadi sana emrediyorum. Sen bana emir veremezsin. Saklan çabuk, saklan. Kim var orada? Miyav, miyav. Ben de yuttum. Kim var orada diyorum? Çabuk çık oradan. Yoksa polise haber vereceğim. Verme Dilek. Benim ben Halis. Biziz Dilek. Sakın polis çağırma. Aa, siz ne arıyorsunuz orada Tertin? Seni kaçırmaya gelmiştik Dilek. Ne? Vallahi Dilek, ben de bu çuvalı kafana geçecektim. Uydurma be gibi. Ne çuvalı hadi? Tamam hadi. Bağırsa sık kırtlağın demedin mi? Sen dedin hadi. Çıldırdınız mı siz be? Sen kimsin de benim kafama çuval atıyorsun hadi? Şşt! Biraz yavaş olun. Annem şimdi yattı. İçeride mi o herif? Hangi herif? Seni isteyen herif. Oradaysa çabuk söyle gelin. Kırayım ağzını burnunu. Saçmalama Tertin. Annemle benden başka kimse yok. Biraz televizyon seyrettik. Şimdi ben de yatacaktım. Gel dışarı o zaman. Seni kaçıracağız. Delirdiniz mi siz? Hadi şimdi doğru evinize gidin. Bak vallahi Davut Usta'ya telefon ederim sonra. Telefon etme direkt, gidiyoruz. Yürü Tertin. Yürü. Yürü. Haber vermeden hiç böyle bir şey yapmazdı mı çocuk Urbiye? Ne oldu dersin? Bilmiyorum Davut, en iyisi karakola gidelim. Gidelim Urbiye, başka çare yok. Beni de merakta bırakmayın enişte. Bir şey öğrenirseniz arayın. Ararız kızım, ararız. Sen içeri gir. Sen de adam mısın be? Bir kız bile kaçıramadın. Hadi doğru evine. Gitmeyeceğim, bana ne? Bu saatte eve gidersen babam beni döver. Ben de geleceğim seninle dükkana. Gelemezsin. Seni orada görürse beni de döver. Dönsün, bana ne? Eyvah babam! Kaçalım derdim. Halis! Durun olduğunuz yerde. Durun dedim size kafasızla. Koşturtmayı beni gece vakti peşinizden. Halis, nereler giydiniz yavrum? Çok merak ettik. Ne o çuvallara Dunkov? Ha? Hırsızlığa mı çıktınız yoksa? Yok baba, ne hırsızlığı? Tertemiz kız kaçacaktı anca. Ne? My God! Yalan söyleme hadi. Al, sen sus bakayım. Sen konuş kafasız. Kimi kaçıracaktı bu? Dileği amca, evden çıkınca kafasına bunu geçecekti. Torlaveta, siz aklınızı mı kaçırdınız? Sen de bana yardım edecektin hadi. Dur, bela mısınız siz benim başıma? Söyleyin bakayım, hanginiz hanginizi ayarttı? Sen mi onu, o mu seni? O beni ayarttı baba. Dur Davut, bu da olmaz şimdi sokakta. Bütün bunları evde konuşuruz. Hadi yavrum yürü. Yürü. Yürü hadi. Gel talihine. Ben de yanmışım eserime. Gel anam seni bir kere öpeyim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar koçum. Merhaba kız kapıcı. Yandım katilime. Küsmüşüm kör talihine. Helal olsun efendim. Tevbiniz yerinde maşallah. Yerinde koçum, yerinde. O hırsızdan kurtulduk çok şükür. Yandım katilime. Küsmüşüm kör talihine. Maşallah efendim, maşallah. Gece sefasından mı böyle? Gece sefasından komşu, bildin. O şerefsizin gidişini kutladık eserimizle. Nasıl? Rahatsız etmiyoruz inşallah. Aman efendim, estağfurullah. Yalnız Şengül Hanım, detone oluyorsunuz. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5. Sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Kız şöyle mi hoca? Yandım katilime. Evet efendim, yandım. Rezalet efendim. Siz de bu pavyon şarkıcısı kılıklı kadına uyuyorsunuz. Ne o kız? Dücanı tuttu gene beni görünce. Tuttu efendim. Gece vakti sokak ortasında şarkı söylenmez ki. 40 yılda bir söylüyoruz kız. Ne var yani? Yandım. Kes ablacığım. Daha fazla şişirmeyelim vatandaşın başını. Aman efendim, ne sakıncası var? Kulağımızın pası gidiyor. İşte değil efendim.
Tıpkı eşek alırması gibi. Layla Hanım lütfen. Sana güzel mi söylüyorum kısaca? Muhteşem efendim. Derslerin faydaları hemen belli oluyor. Buldunuz mu usta? Bulduk kızım, bulduk. Şükürler olsun. Nereye gitmiş abla? Sabırlı ol Ayşeciğim. Eve gelince anlatırım. Kız ne oluyor anlayalım. Hayırdır ustam? Hayır kızım, hayır. Biz de yüzsüz evden kaçtılar. Hiç yakışıyor mu evden kaçmak koçum sana? O kabahatini biliyor efendim. Orada burada gezeceğine al orgunu gel evladım çalışalım biraz. Ben orada burada gezmiyorum Sarbi Bey amca. Kız kaçıracaktım tertibimle. Aman kız mı kaçıracaktı? Sen kes konuşmayı. Dumko. Ne diyor efendim anlayamadım. Kız kaçırmaya gitmiştir efendim öyle diyor. Aa ne ayıp. Hayır efendim öyle bir şey yok. Çocuk işte saf saf konuşuyor. Kaçıracaktı bana ne? Seviyorum ben onu. Seviyormuş işte kız. İlişmeyin çocuğa günah ha. Siz onu bir okutun efendim. Bir de güzel kurşun döktürün. Karıştan gazel okuma koçum. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Tabii efendim benim üstüme ne vazife? Buyurun. Hadi yürüyün bakayım hayırsızlar. Aç kapıyı Ayşeciğim geliyoruz. Açıyorum abla. İyi geceler efendim. Allah rahatlık versin. İyi geceler komşum. Canım abicim geldim de ben tak bütün gece yoluna götürdüm. Ben sensiz yaşayamam canım. Uzak dur birader yaklaşma. Canım abicim affet. Ben ettim senetle ve elini öpeyim. Öp ben istemem. Ay dur kız ne yapıyorsun Allah çöpü almasın. Öpeceğim Şengül Hanım. Böyle bir adamın eli değil ayakları bile öpülü öpülü. Uzak dur birader. Uzak dur birader. Cızımız yap. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. İyi geceler komşum. İyi geceler efendim. Abicim, canım abicim. Ne oldu Cafer? Ay, ne olsun Gül, içim acıdı vallahi. Adam katilin ayaklarına kapandı. Kim, Sedat Bey mi? Ya insanda biraz utanma olur be. Of, of! Hay başlayacağım katiline de, tak takına da. Adamı rahat uyutmadılar be. Çekiştirme şuradan Cafer. Kaçma Gül kaçma sokul bana sokul. Ne diyor bu yine be? Ama bu sefer doğruyu söylüyor Gül. Sen de çok uzaklaşıyorsun benden. Yaklaş bakayım biraz şöyle. Ama rahat dur Cafer. Senin uykun yok muydu şimdi bir kuşun lafıyla? Olsun. Rahat dur Cafer rahat dur. Gül. Ne oldu Sedat? Konuşabildin mi katille? Ne gezer Serpil? Ağzımla kuş tutsam kendimi affettiremiyorum. Ama çok acele ediyorsun sen de. Sıcağı sıcağına olmaz. Bekle biraz adamın sinirleri yatışsın. Bekleyemem Serpil. Vücudumun kimyası değişti anlamıyorsun. İntihar edeceğim vallahi ya. Öf, neler söylüyorsun sen Sedat delirdin mi? Ay anne ne var ne bağırışıyorsunuz gece vakti? Bağırmıyoruz kızım konuşuyoruz görmüyor musun? Baban şu ölümlü dünyadaki son sözlerini söylüyor. Ne? Sen babana bakma kızım, sinirleri bozuk biraz. Hadi yatalım Sedat, sabah olunca kendini daha iyi hissedeceksin, inan bana. Gelemem Serpil, benim artık ne sabahım ne gecem, ne doğru dürüst bir işim ne de hayatta bir umudum var artık. Ay çocuk gibi konuşma baba, tecrübelisin, elin ayağın tutuyor, başka bir iş yaparsın. Ha, gerçekten öyle Sedat, senin gibi adama iş mi yok? Anlamıyorsunuz kardeşim, ikiniz de anlamıyorsunuz beni. Hangi iş eski işimin yerini tutabilir ha? Şimdi başkan Bush gelse, hadi Sedatçım gel sen benim ekonomik danışmanım ol dese bile canım abimin yanımdaki kadar mutlu olabilir miyim? Yapma baba, o zaman da durmadan sızlanıyordun bu adam beni canımdan bezdirdi diye. Hem götüreceğin kadar götürdün Sedat. İstesen kendi işini bile kurabilirsin. Kuramam kardeşim, kuramam. Artık ben bundan sonra kursam bir dar ağacı kurarım. İskemleye de bir tekme. Her şey bir yana, kirli bir çorap gibi bir köşeye atılmayı yediremiyorum kendime. Ben buna layık adam mıyım ya? Bana yazık değil mi? Hani götürmüşsek biraz ne olmuş yani? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Benim de bir şerefim var ya. Yandım yandım katilime. Sus kız sen de kot kot kot. Zaten kafam bozuk. Allah başım, niye kafam bozuk? Ay bir de soruyor musun kız katil? Rezil ettin adamı herkesin önünde. Ay acıdım vallahi. Böylerine acımayacaksın ablacığım. Ağlasa, zırlasa, ayaklarıma kapansa af yok. Görsün vatandaşa kelek neymiş. Bu yaptığınız çok fena bir şey. Bir daha duymayacağım. Tamam abla yapmazlar bir daha. Baksana ne kadar korkmuşlar. Halis al bir yudum su iç. Bırak lan. Su falan yok. Bu sefer bir temiz sofrayı hak ettiler. Dur Davut, da
dayak hiçbir şeyi halletmiyor. Bu ikisine de uygun bir ceza vermemiz lazım. Onlara edecek mi? Uygun ceza bu Hurbiye. Bir daha bu evden adını dışarı atmayacaksın, tamam mı? At da göreyim. Atacağım bana ne? Bak nasıl atacağım eline. Konuşuyorsun babanla ha? Bir şey baktırım seni. Allah aşkına dövmeyin işte hatırım için. Karışma kızım, konuşuyoruz burada. Ay Davut, bu nasıl konuşma böyle? Ayşe'cim sen de girme araya lütfen. Bu mesele çok ciddi. Halis, niçin karşılık veriyorsun çocuğun babana? Veririm, ne var? Nasıl hapsedecek beni evde? Bağlayacak mı yoksa belki ben? Saçım be! Söyleme! Bağla, bağla hadi bağla. Halis sus evladım, gene kızdıracaksın babanı. Sus tertip, şimdi dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Sen karışma hadi. Dileği kaçır diyen sen değil mi? Ekme çarpsın, öyle bir şey söylemedim amca. Şimdi yok demedim ben size? Kırarım kemiklerinizi. Dur Davut, hani konuşuyorduk? Çatacak cevap veriyor bavruya. Baksana şuradaki yine. Halis sen de tut biraz çeneni evladım. Bana bak hayırsız. Sen de bundan sonra bu kafasına yardımcılık edersen kendini doğru köyde bulursun. Tamam mı? Duydun mu dediğimi? Duydum amca. O zaman görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Şşşt Davut yavaş, apartmanda herkes uyuyor. Buyurun uyusunlar canım ha. Annemi dinle baba. Ne bağırıyorsun gece yarısı öyle mel gibi? Hayır ne dedin sen? Lütfen Davut, öyle demek istemedi. Halil diyecek onu ye. Halil sus biraz evladım, al su iç. İstemem sıfalan. Çık kapı iç. Dur kop. Seviyoruz diyoruz, anlayan yok. Tutacağım bir araba. Araba mı? Ne arabası? Taksi ne var? Koyacağım dileği içine. Doğru ormana öyle yumuşak yumuşak. Tövbe yarabbim. Neden böyle şeyler söylüyorsun yavrum? Korkutuyorsun bizi. Utanmıyor musun dur kop? Türk çocuğu öyle şeyler yapar mı? Yapar. Bana ne? Sonra da evleniriz. Alırım bir yaylı yatak. Zıp zıp ne tatlı. Geç oldu efendim. Yatmıyor musunuz? Yatmıyorum efendim. Karışmayın bana. Hayrola efendim? Yine bir şeye mi sıkıldı canınız? Benim canımı siz sıkıyorsunuz efendim. Affedemiyorum yaptığınızı. Cenab Bey'le de aramızı açtınız. Neler söylüyorsunuz efendim? Ne yapmışım da açmışım Cenab Bey'le aranızı? Bir de soruyor musunuz efendim? Canlı yayın bağlantısında zart zart boru öttüren ben miydim? Mahvettiniz Cenab Bey'in programını. Ben değil efendim. Asıl siz mahvettiniz programı o abuk subuk sorularınızla. O kıllı yalı kazığı da orada burada ağzına geleni söylüyormuş sizin için. Duydum efendim, duydum. Zaten onu da affetmeyeceğim. Üzme kendini bu kadar Cenab abi. Dünyanın sonu gelmedi ya. Benim için geldi canım. Bundan sonra nasıl bakacağım dostlarımın yüzüne? Utanılacak bir şey yapmadınız ki abi. Eli yüzü düzgün bir iş yaptınız. Ayla Hanım hadisesi hariç tabii. Of of! Ayla Hanım'ı hatırlatmayayım. Hiç çekeceğim kulağını. Ben yavaş yavaş gideyim abi. Bilge beni bekliyor. Uyan beklesin. Otur. Otur. Esmer acaba bu rezaleti izledi mi? İkide bir rezalet deyip durma Cenab abi ya. Biz alnımızın akıyla adam gibi bir program yaptık yani. Kendimizi kandırmayalım. Kabul et. Bizim televizyon maceramız başlamadan bitti. Biten bir şey yok abi. O kadar kötümser olma. Bu birinci programdı. İkinci program oturur. İkinci program olmayacak gibi. Popomuzun üzerine küt diye oturduk. Biz en iyisi bunu yarın salim kafayla konuşalım abi. Ben gideyim ya. Otur canım Beşi, otur. Konuşalım. Başarısızlık benim kaderim herhalde. İsterek ev sahibimizin hıçkırıkları yetmiyormuş gibi bir de kıskanç kocasının saksafonu düğünde. Ah, ölsem daha iyi. Şişt yapma Ali. Ya ne olsun öpücük Zeynep, ne var bunda? Rahat dur, gelirlerse rezil oluruz valla. Gelmezler, merak etme, ikisi de çoktan uyudu. Ben artık gideyim Ali. Ya gidersin Zeynep, acelenle. Ben götürürüm seni. Çok geç oldu, bak bir şey diyecekler evden şimdi. Ya onlar da söylemesinler bir şey. İnsan nişanlısıyla oturup iki çift laf edemeyecek mi? Ha? Bizim ne zaman kendi evimiz olacak? Çok yakında, merak etme. Bak şirket yöneticisi oldum artık. Yakında hisseleri de bize devredecekler. Sahiden babanla amcanın hiçbir işe karışmıyorlar mı? Hı, hiçbir şeye. İkisine de emekli aylığı vereceğiz, evde oturacaklar. Yapma Ali, ahtapot gibisin. Nereye dönsen bir kol. Ne oldu Şükrücü? Tuvalete gidiyorum, uyu sen. Niye geldin?
Çocuklar. Ha? Çocuklar içeride. Aa, götürmemiş mi Zeynep'i daha? Götürmemiş. Diz dize oturuyorlar içeride. Ay, onların işi de zor Şükrücüğüm. Ne zaman evlendireceğiz biz bu çocukları? Vallahi bilmiyorum ama biraz daha otururlarsa ben altıma edeceğim. Hadi oğlum, hadi uyu artık. Hadi canım benim, hadi. Hadi tatlım, hadi. Aa, sen daha yatmadın mı sevgilim? Seni bekledim Aydıncığım, bu da uyumadı bir türlü. Oh, gel bakayım, gel öpeyim bir kere güzel oğlum. Oh, canım oğlum benim. Aydıncığım, niye bu kadar geç kaldın? Saat 1'e geliyor. Bir sorma sevgilim ya, esir oldum. Cenab-ı abinin elinden zor kurtuldum. Kaç şişe şarap içtiniz? Çok. Hesabını şaşırdım. Hadi oğlum uyu. Yoksa sen de baban gibi gece kuşu mu olacaksın? Öpeyim sevgilim. Oh. Aydıncığım dikkat et. Çarpıp düşeceksin şimdi. Tamam ya, ben iyiyim de bu Cenab-ı abiyi anlamadım ya. Çok mu önemli bu program yani? Tutmazsa tutmaz. Ölüm yok ya ucunda. Tutsaydı iyi olurdu Aydıncığım bizim için ama. Tamam, çok iyi olurdu. Ben de öyle düşünüyorum ama ne yapayım yani? Cenab-ı abi gibi ağlayayım mı? Yok, Ayla Hanım abuk subuk cevaplar vermiş. Yok, Sabri Bey zart surt borusunu örttürmüş. Bana ne ya şu ölümlü dünyada? Irak'ta son durum ne biliyor musun? Saddam izin vermiş mi Birleşmiş Milletler gözlemcilerine? Nereden bileyim Cemil abi? Gazete bile okumuyoruz. Ayıp ayıp. Dünyada neler olduğundan haberin yok. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah Adem abi. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Sabahın köründen gece yarısına kadar eşek gibi çalışıyorsun. Bana ne Irak'tan bana? Yuh cahil. Bana bak ağzını topla. Cahilsa da benzer. Dur ben de bunu yapayım. Boş ver odayı gibi. İkiniz de cahilsiniz. Bana bak adam ben vallahi... Nasıl? Ayrılın lan, ayrılın. Dur be. Fazla mı geldin? Ayrılın dedim, valla kıracağız. Şimdi bir tarafı daha. Ne tekme atıyorsun Cafer abi ya? Şaka yapıyorduk Cafer abi be. Evet. Aa, sen de ne uyuyorsun buna? Evin farklı adamsın oğlum. Şişt, baksana kapıcı. Buyur Cemil abi. Belalı niye balkona çıkmadı bu sabah? Sabrı değil mi? Kalkamadı herhalde. Dün akşam sabaha kadar kavga ettiler yine cam cam cam. Senin de geç yattı uyuyor. O kalkmadan getir beni besinleri. Başla. Hayırsız damatla şairin programı kaç reyting almış? Reyting mi? Ne bileyim ben Cemil abi, ne anlarım ben reytingden meytingden. Yürü, ben lan işimiz gücümüz var hadi. Süpür süpür, dalga geçme. Yürü, taş aramasın. Evlat değil, baş belası ikisi de Halil Bey. Soydular soğana çevirdiler seni, sen hala kulağının üstüne yat. Alma günahlarını Sultan Hanım. Benim çocuklarım öyle şey yapmaz. Ya sen öyle zannet. Senden çok kendilerine çalışıyorlar. Vicdansızlar. Herkesin dilinde. Sor bakalım bankaya ne kadar para istiflemişler. İftira Sultan Hanım. Hepsi iftira. Kulak asma. Ah Halil Bey ya. Bir de uyanık geçinirsin. Bazen öyle saf oluyorsun ki. İyi sabahlar. Hoş geldin abi. Ne geldin Hüseyin? Rüyanda mı gördün bizi? Enişte, bütün gece gözüme uyku girmedi seni düşünmekten. Benim neyimi düşünüyorsun İblis? Ah enişte, ah. Sen çalış didin, başkaları yesinler. Bir çay içer misin abi? İçeyim kız, koy bir tane. Sofra da Halil İbrahim sofrası. Bırak Agop'un kazı gibi tıkınmayı Hüseyin. Çıkar ağzındaki baklayı. Kusura bakma ama enişte. Sen büyük adamsın. Kimse sana malik atamaz. Ama çocuklarına gelince basiretin bağlanıyor herhalde. Lafı geveleme İblis. Ne olmuş oğullarıma? Daha ne olsun enişte? Arsa almış uyanıklar. Ha? Arsa mı? Kapora da vermişler enişte. Gerisini de peyderpey ödeyeceklermiş. Senden götürdükçe. Gördün mü hayırlı evlatlarını Halil Bey? Bir de bana inanmıyorsun. Arsa işini abim bir taraflarından uydurmadı herhalde. Haşa. En sağlam yerden öğrendik enişte. Dur bakalım anlayacağız. Aslı varsa kıracağım boynuzlarını. Kaç metrekare bu arsa? 600 Yusuf abi. İki ev rahat sığar. Anlayalım aslanım. Nereden çıktı bu para? Bankada vardı biraz enişte, onu çektik. Kalanı da azar azar ödeyeceğiz. Çocuklar çalışmış biriktirmiş Cafer'cim. Helal olsun. Sonunda aklınız başınıza geldi bakıyorum. Ne yapalım enişte? Bunca yıl boşuna çalıştık. Gece kondu mu yapacaksınız? Gece kondu. Seneye de ikinci katları çıktık mı? Oh! Bahçe de olacak. Soğan salata ekip biçeceğiz kısmetse. Oh Allah versin.
Hadi aslanım, babamız gelmeden yavaş yavaş gidin hadi. Ha, hadi yaylanın bakalım. Sizi burada görürse dünyanın lafı ne der vallahi. Hadi abi. Eyvallah Yusuf abi. Hadi hayırlı işler. Durun iblis, konuşalım biraz. Geç kaldık baba, ne konuşacağız? Nedir bu arsa hikayesi? Arsa mı? Ne arsası baba? Ay bir de saf numarası yapmazlar mı? Öldürürler vallahi insanı. Duyduk aslanım. İki dönüm koca arsa almışsınız. Almışlarsa almışlar. Sana ne yengeç? İki dönüm falan değil, 600 metrekare. Bir yılda borca girdik. Onun bunun dolduruşuna gelme babacığım. Kendi paralarıyla almışlar. Hangi para iblis? Ben bile o kadar kazanmıyorum. Biriktirmişler almışlar Halil Bey. Bunda ne var yani? Aman bu Bodur'da her şeye karışmasa olmaz. Bilmeden konuşmayın aslanım. Eniştemden götürdükleriyle almışlar. Sen nereden biliyorsun Hüseyin abi? Niye karıştırıyorsun ortalığı? İnkar etme iblis, kırarım boynuzunu. Vallahi her şeyi ispat ederiz. İkiniz de dolandırıcılıktan hapislerde çürürsünüz ona göre. Yeter be. Aldıksa kendi hakkımızı aldık. Ne olmuş? Hala işte görüyor musun enişte? Kendi ağzıyla itiraf etti. Bir de utanmadan söylüyorlar. Olmaz olsun sizin gibi evlat. Sen de hemen harcama bizi baba. Senelerdir eşek gibi çalışıyoruz. Tüh, yazıklar olsun. Sizden hiç ummaz. Yani insan babasından para kaçırır mı be? Gördün değil mi babacığım? Yaptıklarını bu terbiyesizlerin ablalarının haklarını bile kaçırmışlar. Dur iblis. Kimin parasını pay ediyorsun? Ne günlere kaldık. Eniştem ölmeden mirasını paylaşıyorsunuz. Yediniz be. Yediniz bitirdiniz adamı. Biz mi yoksa sen mi Sultan Hanım? Hayır Sultan Hanım. Yine nifak soktun ailesine. Bu dükkanda senin de hissen var budur. Senden de götürüyorlar. Haberin yok. Bırak da orasını ben düşündüm Sultan Hanım. Bela bu kadın be. Resmen bela. Evet güzel konuş iblis. Üzmeyin aslanım babanızı. Seni enayi yerine koyuyorlar. Ruhun duymuyor enişte. Vicdansızlar. Utanmazlar. Sen kime tükürüyorsun ya? Asıl sana tür. Evet kesin. Kırarım boynuzunuzu. Senin artık şirkete gelmene gerek yok ki babacığım. Otur dinlen. Rahatına bak. Anladık anladık. Kaçta götürdün dün gece Zeynep'i evine? Bilmem saate bakmadım. Şükrücüğüm senin çayın soğuyor. Buluşuyor nerede? Kız film güzel miydi bari? Fena değildi. Başrolde kim oynuyordu? Başrolde neydi adı ya? Ben bakarım. Film kimin umurunda desene. Utandırdı çocuğu Şükrücüğüm, sorulacak sorular bunlar. O da benimle böyle büyük iş adamın pozunda alay ediyor ama. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ya siz olmadan kahvaltı edemeyecek miyiz artık? Sabah uyanınca illa dedem, dedem diye tutturdu. Ben de inandım. Ver oğlum şu keratayı bana bakayım. Hadi bakalım dedeye. Ya bakalım, ya bakalım. Ulan, ulan. Hoş geldin. Çay içer misin Bilge? Sağ ol anneciğim, çok içtim. Bugün çalışıyor musun? Evet, öğleden sonra. Anlaşıldı. Barış Bey bugün yine bizde. Bakarsın babacığım, ne olacak? İşin yok, gücün yok. Sana sorduk mu Sıpa? Program beğenildi mi Bilge? Vallahi herkes başka bir şey söylüyor anne. Rentinler de daha gelmedi. Cenab-ı abinin morali çok bozukmuş. Aydın da dün gece 1'de geldi. Fitil gibi de sarhoştu. Günaydın ortak, ne haber? Pozlara bak, pozlara. İmalat örneklerimi. Ya hiç unuturmayayım ortak. Şirkete gelirken uğrayıp alacağım. Ticaret atışlarına gidecek olan faks metinlerini de konuşmak lazım. Hı-hı. Tamam, şirkette görüşürüz. Helal olsun vallahi. İkiniz de Kemal Derviş kesildiniz başımıza. İşimizi yapıyoruz baba. Ne ilgisi var Kemal Derviş'le? Gözü dönmüş gibi dört yana saldırıyorsunuz. Ne oldu size böyle? Çocuklar heyecanlı Şevket. Bırak da kullansınlar enerjilerini. Bak Özge de ne diyor? Ne diyor? Sen de bir şirkette çalışmak istiyorsun Özge? Gerekirse onu da yaparım ama benim asıl istediğim yeniden işe başlamak. Niye? İhtiyacınız mı var? Parasal olarak değil ama o da bir ihtiyaç. Çalışmadığım zaman suçluluk duyuyorum. Karışma Şevket. Kızın gül gibi mesleği var. Yazık değil mi? Ben evde oturdum da ne oldu? Tamam tamam konuşmuyorum. Ne isterse onu yapsın. Nereye baba? Geleceğim şimdi. Yine tuvalete gitti görüyor musunuz? Sabahtan beri bu kaçıncı? Söyle de şu şekerini bir kontrol ettirsin Cem. Kaç kere söyledim anne. Hem beni dinlemiyor hem de sinirleniyor. Anlaşıldı, bu işi ben ele alacağım. Al vallahi anne. Nasıl olsa şirkette de gelmiyor. Zamanı bol. Sağlığı her şeyden önemli. Öyle. Bırak tabandakilerle oynamayı suyun. Doydum ben. Hayır tatlım doymadın.
Ben yedireyim istersen. Hayır. Ben kendim yerim. Bebek değilim. Tamam, kendin yiyin o zaman. Bakalım. Hoş geldin Hacer. Günaydın. Yollar nasıl Hacer Hanım? Trafik sıkışık mı gene? Sormayın Şevket Bey, rezalet. Aydın Beylerin programı bizim oralarda çok beğenilmiş abla, biliyor musun? Beğenilmiş mi? Hayret. Komşulara izleyin diye söylemiştim. Siz hani beğenmemiştiniz ama onlar bayılmışlar. Hele Ayla Hanım'ın telefonuna. Amma işe. Ben hiç şaşırmadım valla. Öyle acayiplikler her zaman çok ilgi görüyor. Bunu aldık, bekliyoruz. Geçen hafta da biri. Gelmedi. Şşş, susalım beyler, susalım. Gürültü yapmayın, sonra apartmandan bize buzuk atıyorlar. Geçen haftada da gelir, bekliyoruz efendim. Başka hasta alma Cafer, Türkiye Hanım bakamam diyor. Babacığım, hasta bak. Hah, bir sen eksiktin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bahane bitti, haftaya inşallah. Hadi. Geçen hafta da geldik, bak da böyle halimize. Niye çağırıyorsun acaba? Allah Allah, şunları söylediklerine bak ya. Kadıncağız buradan, sahibi sevabına. Muayene yapıyorsun, neler söylüyorsun? Muayene olmadan bir yere gitmeyin. Vallahi ister gideyim, ister gitmeyeyim. Bu kadar. Hadi bakalım, yallah. Saatten beri bekliyorum. Hayır, hayır olmadı. Allah Allah, yok. Bir yere gidemeyiz. Gidemeyiz. Geçen hafta da bekliyorum bak. Hadi beyler, hadi beyler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şikayet edeceğim sizi. Hadi nereye, istediğin yere şikayet. Vatandaşı perişan etme hakkınız yok. Hadi anam, hadi, hadi. Sen geçen hafta da geldin. Senin bir şey yok. Hadi, hadi gazlayın, yürü hadi. Hadi. Hayır ya. Allah Allah, Allah Allah. Dilgo'nun ahırına çevirdiniz mahçeyi. Bana bak, kimlik soruyor musun içeri aldıklarını? Ne kimliği ya, askerlik şubesinin burası. Zaten bu kadar efendim, başka da yok. Hadi efendim, duydunuz mu? Muayene bitmiş. Hadi çıkın bahçene. Tabipler odasına şikayet edeceğim sizi. Hadi, hadi. Nereye şikayet edersen et. Her hafta aynı şeyi yapıyorsunuz. Hadi. Taş kişileriniz hepiniz, taş gibi taş. Cafer, şu arkadaki ne sebeple? Sapasağlam adam. Kazık gibi, ben anlarım. Benim adım Cemil. Tamam Cemil abi, gidiyorlar zaten. Hadi. Duydunuz mu? Hadi dağılın. Vallahi dağılmazsanız çevik kuvveti çağıracağım. Dilgo'yu mı çevirdiniz bu? Konuşmayın abi, konuşmayın. Avantajını bugün buraya toplamış. Hadi. Hadi, hadi. Buyurun. İyi günler efendim. Sipariş teslim etmeye mi? Teslime Sabri Bey. Ha, Ayla Hanım'a söyleyin, bir ara uğrayacağım ikinci prova için. Olur efendim, söylerim. Güle güle. Güle güle Sevim. Beni merak etme. Gir içeri Cemil. Sonra konuşacağım seninle. Seninle de külahları değişeceğiz Cafer Bey. Anam ne oldu yenge? Hadi hadi bırak palavrayı. Gene başlamışsın buna bira taşımaya. Ekmek çarpsın ne birası? Yani bira falan taşıdığım yok yenge. Of, of, uğraşılmaz sizinle zaten. Hiç merak etme Sevim. Git paranı al, rahat rahat alışverişini yap. Ben evi siler süpürürüm. Her tarafı toplarım. Benim adım Cemil. Hiçbir rahatsızlığınız yok beyefendi. Boş yere vaktimi harcıyor. Çok fena öksürüyorum ama doktor hanım. Bakın bakın. Sigarayı bırakın geçer. Ayrıca haliniz vaktiniz yerinde. İstediğiniz doktora muayene olabilirsiniz. Orası öyle ama. Benim iyi niyetimi kötüye kullanıyorsunuz. Muhtaç durumda olanların hakkını yiyorsunuz. İyi günler. Sıradaki hasta gelsin. Peki Türkan abla. İyi günler. İyi günler. Gel teyze gel. Şimdi doktor hanım bakacak sana. Allah sizden razı olsun. Buyur teyzeciğim, geç otur şöyle. Anlat bakalım senin şikayetin ne? Buyur babacığım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun şu senin. Sağ ol Ayşe. Afiyet olsun. Ay. Oh, ay dinlenmeyi ne kadar özlemişim baba. Şu tatil gelsin ya, yayılıp yatacağım vallahi. Evladım tatil demek yayılıp yatmak demek miydi? Bak millet karısını alıp tatile götürüyor. Sen de 40 yılda bir al şu kızı bir yerlere götür ya. Babacığım neler söylüyorsun? Biz de bir yerlere gidecek para ne arar ayol? Ben zaten istesem de tatil yapamam ki baba. Alışmamışım öyle ayaklarımı uzatıp oturmaya. İyi günler. İyi günler, buyurun. Nazif Hoca evde mi? Nazif bakar mısın? Buyurun memur bey. Hocam benle karakola kadar gelmeniz gerekecek. Karakola mı? Hayrola memur bey? Mesele ne acaba? Hocamın arabada bulduğu cüzdanın sahibi geldi de. Teşekkür etmek içinse gerek yok canım. Ben sadece görevimi yaptım o kadar. Teşekkür için değil hocam. Senden şikayetçi. Neden şikayetçiymiş?
Cüzdanında para vardı, aldılar diyor. Hoppala! Buyurun bakalım. Ayol ne parası, ben cüzdanı buldum gibi aldım, size getirdim, teslim ettim. Biliyorum hocam ama yine de bir zabıt tutmak gerekecek. Acaba daha sonra bilen bir müşteri almış olmasın? Çok, orasını bilemem. Hayda, ne memleket. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi gidip karakollara ifade vereceksin bir de. Telaşlama babacığım, nasıl olsa işin aslı anlaşılır mı? Sen kem küm edip anlatana kadar. Dur, bekle, ben de geliyorum. Aydıncığım. Aydıncığım, kalkmadın mı daha? Ne oldu sevgilim? Aydıncığım, patronun telefonda, hadi uyan. Patronum, eyvah, yandık ya. Dünkü fiyaskodan sonra programı kaldırmışlardır herhalde. Bizdeki de şans bu be. Aydıncığım, bırak sızlanmayı da, konuşacak mısın yoksa uyuyor mu diyeyim. Konuşacağım ya, ver. Alo, ah Necati abi. Dün gece biraz geç yattım da. Ne diyorsunuz siz? Ah, harika bir şey bu. Sağ olun, sağ olun. Daha da iyi olacak. Tamam. Haberi Cenab abiye vereceğim. Oldu abicim, saygılar. Görüşmek üzere. Ne oldu, haberleri iyi galiba? İyi de ne demek sevgilim, bizim program var ya. Kanalın bugüne kadar daha önceden görmediği reytingi almış, tamam mı? Yırttık, yırttık. Kimse önümüzde durmasın bundan sonra. Galata'dan at beni, at beni. Şafata, horoz sesi. Yeter artık Halis, kafamız şişti. Bırak o orgu elinden, yoksa babana telefon edeceğim. Galata'da at beni, at beni. Bin harike, tut beni, tut Halis, beni. Sus biraz evladım, annen çok kızdı. Vallahi babana telefon ediyor. İnadı bırak, gel sen konuş babanla. Vazgeçtim, kimseyi kaçırmayacağım de. Kaçıracağım. Bana ne? Galata'da at beni, at beni. İnhalice tut beni, tut beni. Şafata horoz sesi. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ali Hanımlar kaçıncı katta oturuyorlar? Hemen şurada efendim. Niye sordunuz Ali Hanım'ı? Cenap Bey'den önce program hakkında onunla da konuşacağız da. Vay be. Hemen haber vereyim. Buyurun. Evdelerdir değil mi? Evdeler, evdeler. Buyurun. Merhaba. Biz Kanal Z televizyonundan geliyoruz. Ali Hanım'la bir röportaj yapmak istiyorduk. Girebilir miyiz? Ayla Hanım, bu konu neydi acaba? Ah, tutmayın efendim medyayı kapıda. Buyurun efendim, girebilirsiniz tabii. Evet, hazırsak kayda girelim. 5, 4, 3, 2, 1, kayıt. Cenap Bey'le ne zamandır tanışıyorsunuz Ayla Hanım? Dostluğumuz çok eskiye gider efendim. Kendisi bizim kiracımız olur. Cenap Bey'le her zaman iftar ederiz. Kendisi büyük bir şair, koskoca devlet sanatçısı. Bizim de en iyi dostumuz. Anlıyorum Ayla Hanım. Dünkü programda sorduğunuz sorular halkın büyük beğenisini topladı. Bize bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim, her şeyden önce... Ne yapıyorsunuz? Keseyim mi? Hayır, hayır, devam et. Arada bu zarstoplar olmasaydı tutturamazlardı o programı soğuk herifler. Bakın. O siz miydiniz? O bendim efendim, ta kendisi. Yapmayın şunu efendim, Sabri Bey. Efendim, suçlu şu gördüğünüz adam. Borusunu zart sart öttürüp rezil etti programı. Ama halkın ilgisini en çok bu zar surtlar topladı Ayla Hanım. Hah, duydunuz mu efendim? Siz ne anlarsınız müzikten? Anam, helal olsun vallahi. Yani sen şimdi ne demek istiyorsun Aydıncığım? Ayla mı kurtardı bizim programı? Yok Cenab abi, kendimize haksızlık etmeyelim. Program zaten izleniyormuş da Ayla Hanım'ın telefonundan sonra reyting 2 katına çıkmış. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım Aydın. Sizin kanalın ne biçim bir seyirci profili var böyle? Vallahi ben de şaşırdım Sıtkı abi. Demek ki millet Ayla Hanım'ın abuk subuk laflarını o güzelim şiirlerden daha çok beğenmiş. Yok canım, da şaşılacak bir şey yok. Ayla Hanım da kendince bir sanat türü yapıyor böyle.
diyerek. Ben zaten baştan beri biliyorum. Hayranlarım birer birer gelmeye başladı Cenab-ı Hak. Efendim, tebrikler. Kutluyoruz Sinan. Şöhret olduk hepimiz sizin sayenizde. Rica ederim hanımefendi. Asıl sizin sayenizde. Ha, geldiniz mi çocuklar? Telefonunuzu alır almaz geldik Aydın abi. Demek bana sürpriz yaptın Aydıncığım. Çekeceğim kulağını. Hazır mısınız? Başlayalım mı röportaja? Hazır değilim. Önce makyaj yapmam lazım. Hiç gerek yok Cenab-ı abi. Gayet iyisin böyle. Yok. Makyajsız kameranın karşısına geçemem. Çantanızda var mı şeyler hani? Aslında bakarsanız bu konuda biraz hazırlıksızız ama... benim pudramı kullanmak ister misiniz? Olabilir. Bana verin, ben yapayım. Tümü patlattınız efendim. Siz o işe karışmayın efendim. Müsaade eder misiniz bir saniye? Buyurun. Alemsin vallahi Cenab-ı abi. Dün makyajdan nefret ediyordum, bugün makyajsız çıkmam diyorsun. Demek ki şöhret insanı değiştiriyor. Susun efendim, Cenab Bey'i dinliyoruz. Diyordum ki... Hocayı getirdim amirim. Komiser Bey. Olacak iş mi yani komiser Bey? Oğlum insanlık görevini yaptı diye bir suçlu gibi karakola çağrılıyor. İyice bakın şu adama Allah aşkına. Hırsızla benzer bir hali var mı? Bir dakika. Efendim ben insan... izin verin de sözümü bitireyim. Ayrıca aptal mı bu adam? Parayı çalmış olsa kuzu kuzu getirip karakola teslim eder mi? Fırlatır atar bir çöp tenekesine. Efendim. Yani insanın isyan edesi geliyor komiser Bey. Bu memlekette iyilik yapmak da kabahat mı oldu artık? Ayrıca... Bir dakika babacığım, komiser Bey bir şey söylemek istiyor galiba. Bir söylesin, sen sonra yine devam edersin. Benim affedersin. Şikayetçi olan şahıs az önce aradı. Çalındı zannettiği parayı evde bırakmış meğer. Sizden özür diliyorum. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, sizi boşuna yorduk buraya kadar. Gelmişken bir çayımızı içersiniz artık. Şirkete girer gelmez gene başladılar çakçukta. Yok anne, ben yarın sabah basıyorum istifayı. Çek hemen bu vilayet hazretleri kahrını be. Bir dakika Erkun Bey, hesabı tutturamıyorum. Kendin çalışmıyorsun, bari çalışana mani olma müdürüm affedersin. Kıyalık istemez Abbas Bey, sen kendi işine bak hadi. Yalan mı kızım? Baksana nasıl azarlıyor insanı. Özür dilerim Erkun Bey. Alo. Evet, gönderdiğiniz dosyalar burada. Cem Bey inceliyor. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Affedersiniz, ne diyordunuz Erkun Bey? Boş ver kızım, zaten bize kimsenin aldığını diyor artık. Bozmayın moralinizi Erkun Bey. Hepimiz alışacağız zamanla. Ben şu bisiklet firmasıyla görüşmeye gidiyorum. Bir saat içinde dönerim. Olur Ali Bey. Fişek gibi seferim, fişek gibi. Maşallah, iştah ediyor sizinle. Teşekkürler Ergun amca. Talihin açık olsun baba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. Sevgili damadımıza hayırlı olsun demeye geldik. Nerede Cem Bey? Odasında. Kusura bakmayın, benim acelem var, çıkmam gerekiyor. Sizi de tebrik ederiz Ali Bey oğlum. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyursunlar efendim, ne zahmet ettiniz. Aşk olsun ne zahmeti. Kolay gelsin çocuklar. Al pastayı Abbas, hazırla hemen. Alıyoruz ya müdürüm, affedersin. Buyurun efendim, buyurun. Cem Bey de sevinecek efendim. Değişmiş. Sahiden de. Melek olmuş. Adeta melek. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapalım o halde. Efendim bak size kimleri getirdim. Bu proje her iki firma adına da yararlı olacak, evet. Ben de inanıyorum buna. Evet, iyi günler. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman da pek yakışmış patronluk sevgili damadıma. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Bir öpeyim seni. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Hayırlı olsun evladım. Tebrik ederim. Sağ olun Raşit Bey. Oturmaz mısınız? Buyur. Bence şirket Bey'in kararı çok hayırlı oldu efendim. Gençler başa geçince şirket adeta kanatlandı. Cem evladım, hiç çekinmeden bana danışabilirsin. Ne de olsa iş hayatında 35 yıllık tecrübemiz var. Tabii Raşit Bey, gerekirse rahatsız ederim. Rahatsız ne kelime ayol? Vazifesi seve seve yardım eder. Sizleri çok iyi gördüm. İyiyiz maşallah. İkimiz de çok iyiyiz.
Yalnız Raşit'ciğim benim şarkılarımdan şikayetçi. Şarkılarınızdan mı? Evet. Bazılarında hiç hoşlanmıyor nedense. Bazıları mesela hangilerinden efendim? Mesela Fikrim'in ince gülünü hiç sevmiyor. Yok Mehmetciğim, aslında çok güzel şarkı. İyi o zaman Cem'e de söyleyeyim. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Mest oldum efendim. Ne güzel sesiniz varmış. Bak duydun mu Raşit? Sen burun ucundaki hazinenin kıymetini bilmiyorsun. Şimdi de söyleyeyim çocuklar. Bundan sonra böyle Şükrü. Bizim işimiz torun gezdirmek. Benim bir şikayetim yok abi. Ben halimden memnunum. Canları sıkılınca masal anlatacaksın. Eğlenmek isterlerse salıncağa bindireceksin. Acıkınca karınlarını doyuracaksın. Ne dedi? Dede kaka mı dedi? Yok oğlum, dede kaka der mi? Çocuğun kakası geldi herhalde. Kakası mı geldi? Ha. Eyvah, ben ne yapacağım şimdi? Şaka maka derken yeni bir dönem başladı işte. Umarım hepimiz için hayırlı olur.